Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, keyfe tutkunun nahve çalışmaya devam ediyoruz. Nahivde nasıl ustalaşırsın? Ve bedel konusuna e, geldik tabilerden. Ve tabi'un yudkeru ba'de ismin kablehu yuvaddihuhu. Evet, kendisinden önceki ismi açıklamak için gelen, zikredilen bir tabidir. Yani öncesine tabi olan bir ifadedir. Ve yubeyyunu maksudehu ve maksadını ifade eden bir ifade. Evhu ve ettabi'ul maksudu bil hükmü bila vasıtatın vasıtasız olarak kastedilen e, hüküm için gelir. Mesela adelel el halifetü Ömer. E, e, halife adaletli oldu. Kim o? Ömer. Burada e, el halife minhudur. Yani kendisinden bedel yapılan. Ömer ise bedeldir. Buradaki Ömer halifeyi ne yapıyor? Açıklıyor. İza kulna adal el halife halife adaletli oldu dediğimiz zaman kana hadzal kelamu tamen. Yani bu tam bir sözdür. Velakinne sami'a ancak dinleyen yeshuru bi naqsin fihi. onda bir noksanlık hisseder. Ve yetesaelu men el halife. Halife kim diye sorar. Ehu ve Ebu Bekir em Ömer em Ali em Osman. Felemma kulna adel el halife Ömer dediğimiz zaman zalen naksu o ifadedeki noksanlık gider. Li enne Ömer huvel maksudu bil hükm. Çünkü cümledeki hükümden kastedilen Ömer'dir. İrabul bedel vel mübdeli minhu. Evet irabuna gelince yetbeul bedele el mübdeli minhu fil irab. bedel kendisinden bedel yapıldığı şeye i'rabta tabi olur. Ey, kunul bedel i'rab el mubdel minhu raf'an nasban jarran. Ve el mubdel minhu huve ism elli yeti el bedel. O bedelden önce gelen isimdir ve i'rabu hasebe mevqihi fil cümle. Cümledeki yerine göre i'rabı yapılır. Talea fel yedd elli tumine emanatehu ve yetteqillahi rabbah. Evet burada Allah'a Allah'tan sakınsın derken Rabbi olan Allah'tan. Allah'a ismul celaldir, mef'ulun bihtir, mansubun bil fethatidir. Rabbe ise bedelun mutabikun mansubun. Mansuptur. E, mutabık bedeldir. yani Allahu Teala'nın e, işte kendisini bizzat kastediyor. Ve alametu nasbihi el fethadır. Çünkü öncesine tabi olacak. Yine eee fe'an bin nasiye. Burada bi ile nasiye mecrurdur. Cer alameti kesredir. Nasiyetin kadibe Bakın bu nasiye tekrar gelmiş. Bu da bedelun mecrurun ve alametu cerrihel kesre. Ee, evet. Nasıl e, nasiye? Buradaki nasiye için bedeldir. Bunu e, açıklıyor. Çünkü iki sıfatla beraber gelmiş. O yalancı perşeminden diyor. Aksamul bedel. Bedelin kısımlarına gelince. Bedelül mutabık. اَل, Birincisi mutabık bedel. Bedelül külli minel kül. Yani buna o şekilde de isim veriliyor. E, tamamının tamamından bedel yani e, aynısını e, farklı bir şekilde zikretmek gibi de söylenebilir. Ve fihi yetta bekul bedel ve mübdel minhu yani ikisi birbirine mutabık gelir. Ve yetsabi yani fi delil olmada ikisi müsavidirler, denktirler. Adametuhu cevazu fil mübdel minhu ve ihlalul bedel mahallehu yani e mübdeli minhu hasfedilip yerine bedel işte gelebilmelidir. Fe iza hadafnal mübdeli minhu eğer mübdeli hasf edersek, yani kendisinden bedel yapılan önceki ismi düşürürsek la yetegayyerul mana mana değişmez. Mesela zehebe't tabib Muhammed. Ee, tabip gitti, kim o? Muhammed. Buradaki e, Muhammed ne oldu? Tabibin bedeli oldu. El mübdele minhu burada tabiptir. Onu düşürdüğümüz zaman mana değişmiyor. Zehebe Muhammed, Muhammed gitti. Hadefne el mübdele minhu yani et tabibi düşürdük ve lem yetegayyer el mana. E, İbneli ali lealli ebluhul esbab. Burada esbab mefhulün bihtir, mansuptur ve alametun asbi el fetha. Esbab-ı semavat. Burada aynı ifade. Hani bu tekit olsaydı buna e, marifelikte de tabi olması gerekirdi. Dolayısıyla burası tekit değil, bedeldir. Bedel mutabıktır, mansuptur ve alametü nasbi el fethadır. E, bedelil mutabık, evet bedel mutabıkın geliş şekilleri yani biçimleri. E, vazifetun, mihnetun, ismun bedel mutabık. Yani önce bir görev, vazife e, gelir de sonra isim gelirse o bedel mutabık olur. Mesela e, imam gibi, muallim gibi, müdür gibi, reis gibi, tabip gibi. E, Hadaral e, halife Ömer. Hadaral imam e, Ali e, gibi. E, Hadaral e, işte cael muallim Ahmet. Muallim Ahmet geldi. Zehebet tabip Muhammed gibi. E, yine lakap e, veya sıfattan sonra sıfatın sahibi veya lakabın sahibi gelirse yine bedel mutabık olur. El adil, el sadık, el emin, el faruk. El Faruk Ömer Mithalül adil mesela Faruk burada lakap olarak geldi. Ömer onun bedeli oldu. Es Sadık Muhammed indena. Sadık kimdir? Muhammed'dir. Esadullah es Hamza şehit. Esadullah es kimdir? Hamza'dır. et evet, sıfatı geldi. Yine inna e, inne katelnel mesiha. Mesih'i öldürdük dediler. Kimdi o? İsa. Burada İsa bedel olarak geldi. Üçüncüsü künye ve isim bedeli mutabıktır. Ee, Künye derken e, e, baba anne işte kız gibi mesela e, Meratu ibn el Zeyd'in Hint Zeydin kızına gittim burada e, ibn kelimesi Künyedir İbne Zeyd ve burada Hint e, o e, Zeydin kızını ne yapıyor Binti Zeyd e, bedel olarak açıklıyor Sallallahu aleyhi hafz Ebi e, Ebi hafsa selam verdim kim o Zeyd tecavüstü an e, Ümmi, e, Muhammed Zeynep ee, evet Muhammed'in annesini affettim kim o? Zeynep şeklinde yine e, burada ise ismi işaret işaret isminden e, is ismiyle beraber e, elif lam takısı gelirse bu da bedel mutabık olur mesela ha ula il muallimun ha ismi işaret el muallimun onun bedelidir yani ismi işaretle gelen sonraki her eliflam takılı ifade onun bedeli oluyor ki biz buna müşarun ile ediyoruz. Mesela da ismi işaret, el-Kur'an ise bunun bedelidir. Dolayısıyla İrab'da da ona tabi olacaktır. Çünkü eliflam takısı var. Tenbih ne, de, ne diyor uyarıda? اِذَا تَقَدَّمَ الْبَدَلُ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ Eğer e, bedel mübdelü minhun önüne geçerse اُعْرِبَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ الْمُأَخَّرْ naten. O zaman mübdelü min, yani sonra gelen mübdelimin min sıfat olarak irab yapılır. ve وَعُرِبَ bedel حَسَبَ mevkii fil cümle Ve bedel de cümledeki konumuna göre irap alır. Mesela emin tu bi ma caa bihir rasul Muhammed. evet, emin tu ne yaptım? Bu emin değil de amen tu diyeceğiz. Amen tu bi ma caa bihir rasul. Rasulün getirdiği şeye iman ettim. Burada e, kimdir? O Muhammed. Burada Muhammed bedeldir. Miner Rasul. Rasulden bedeldir. E, peki öne alırsak. Amen tobi ma ca'e bihi Muhammed'in Er-Rasul. Burada ise bedel öne geçtiği için artık Er-Rasul mübdelü minhu olmuyor. Ne oluyor? Ee, Muhammed için sıfat oluyor. Ve burada Muhammed normal cümledeki akışına göre e, çaenin failidir. Er-Rasul de ona uyarak fail e, gelmiştir. İkincisi yani bedelin ikinci çeşidi bedelül bat min kül. Yani e, bütünden bir kısım olan bedel. Yekunul bedel cüz'en minel mübdelü minhu evet mübdele mühten bir cüz bir kısım olarak gelir ve yekunu zaliki fil eşyail mahsuse ve bu hissedilen eşyada olur ve yuştara tufihi bunda bir takım şartlar koşulur en sil el bedelu bi damirin yaudu alel mübdele minhu evet bedele mübdele minhe dönen bir zamirin bitişmesi ve yutabikuhu fin nev'i vel adet ve ona işte nevde vel adet yani müzekkerlik mühendislikte ve müfred tesniye ve cemde ona uygun gelecek. Karatül kitabe nisfahu. Burada kitap mübdelü minhudur. Kitabın bir kısmını anlatırken bakın ne oluyor? Bedelü bağız oluyor. Çünkü yarısını okudum. Karatül kitabe kitabı okudum. Nisfahu yarısını. Buradaki nisfa bedelü bağız minküldür, mansuptur. Çünkü öncesine tabi olacak. E, ve nasb alameti fettadır. Hu ise e, burada e, dönen zamirdir. Nazartu ile sefineti şiraiha. Evet gemiye baktım. Geminin yelkenine baktım. Ee, burada e, sefine mübdelemin minhudur. Bu şira ise e, bedelubat minküldür. Onun bir parçası yani. E, Kumul leyle illa galile nisfehu. Burada bakın gecenin bir parçası. Gecenin bir parçası. Dolayısıyla burası bedelü Ba'd min kul olmaktadır ve burada bir zamir olacak öncesine dönen. Ve yecelül habise ba'dahu ala ba'd. burada yine zaten doğrudan gelmiş ba'da. Bedelü ba'd min kul diyoruz. üçüncüsü bedelül ihtimal. Yekunul bedelü mimma yeştemül aleyhil mübdelü minhu ve leyse cüz'en minhu ve yekunu galiben el bedelü şey'en maneviyen. Manevi bir şey, soyut şeyler için daha çok kullanılıyor. Ee, mesela e, burada ne şart koşuluyor? En yut yani burada bakın bedel ihtimal bu da bir kısmını anlatıyor. Ama bu bir parçasını değil de onun içinde olan bir şeyi anlatıyor soyut olarak. Ve yüşteratu fihi en yettasil el bedel bi damirin yaudu ala el minhu ve yutabiquhu fi'n yine o zamir olacak. Mesela il muallim ilmuhu Evet, muallim hoşuma gitti. Neyi? İlmi hoşuna git, gitti. Burada ilim, muallemin bir parçası değildir. Ama onda olan bir şeydir. Ya daha çok dediğimiz gibi bu bedel ihtimal soyut şeyler için kullanılır. İlim gibi, muhabbet gibi. Evet, bu da öncesine tabi oluyor. Ee, yine e, burada oyuncu bil fetati ahlakıha. Evet, e, o kız e, beğendim. Neyin ahlakı ahlakını beğendim. Bu ahlak o kızın e, bir parçası değil ama o kızda olan bir şey. Dolayısıyla buna biz bedel-i ihtimal diyoruz. Kutile ashabul uhdud en nar zatil O hendekler ashabı kahrolsun. olsun evet o hendekler derken neyi kastediyor? Ateş ateş hendekleri. Burada ennar ateşin bir hendeklerin bir parçası değil ama o hendeğin içinde olan bir şey. İşte bedel ihtimal oldu. Tenbih ne diyor? Yumkinu tahvilul bedel ila mudafin. Evet bedel mudafa dönüştürülebilir. Vel mübde'l-minhu ila mudaf'in ileyh. Mübde'l-minhu ise mudaf'in ileyh olur. Alen nahvi talih şöyle. Mesela, ketepdü dersen nısfahû. Burada bedel, e, önde, öndeki neydi? Mübde'l-minhudur. Nısfahû ise bedeldir. E, ö, sonrakini öne alarak, ketepdü nısfah dersi. E, dersin yarısını yazdım da diyebiliriz. E, veya bunu bu şekilde çevirebiliriz. Demek ki bedeli öne alarak, mübde'l-minhu, e, öndekini ise sona alarak, mudaf mudaf ileyh de yapabiliriz. hasul bedel bedelin özeti. Huve tabiun yudkaru ba'de ismin qabluhu ve ve Öncesindeki e, işte e, ifadeyi ne yapan açıklayan tabidir. Ev huve tabi'ul maksud bil hukm bila vasıta, vasıtası olarak kastedilen hükmü açıklar. Adel el halife ömer. Burada halife mübtelimin ömer ise onu açıklıyor. Aksamul bedel Bedel üç kısma ayrılıyor. El bedelül mutabık. E, evet, bilkine e, olduğu gibi tabi olan. İşte zehebet tabi Muhammed. Bu daha çok mesleklerde, işte e, is e, künyelerde, lakaplarda kullanılıyor. E, doktor geldi. Kim o doktor? Muhammed. İkincisi e, bedelül balt minkül. Öncekinin bir parçası. E, bu kitap, kitabın yarısı mesela e, gibi. E, yine ee, üçüncüsü bedelu ihtimal. Öncesinde olan bir şey. Daha çok soyut şeyler de geliyor. İşte muallimin ilmi mesela. Kızın ahlakı gibi. Ve bunlarda bir zamir şart koşuluyor dedik. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer başlıkla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.